Ey güzel ablam, biliyorsun sen beni mandıra filozofu gibi yarattın. Evet millet, sevdiğiniz kızı alıp kaçırıp götürün. Eğer yüzü güzelse, bir de şöyle diyeyim millet, Kur'an'da devlet nikahı yazmadığı için, yani Allah günah yazmaz. Niye yazsın? Kurban olduğum Allah. Çünkü sen karını terk etmiyorsun ki, seviyorsun. Bir de millet, evlendiğiniz zaman, karınız sizden sıkıldığı zaman karınıza yapışın. Japon yapıştırıcısı gibi. Bırakmayın. Erkek arkadaşları bile olsa onları yan yana getirmeyin. Kızlarla gezin, hatta hep beraber gezin. Kendi iş yeriniz varsa iş yerinizi açın. Erken eve gidin. Eşinizle her gün dışarı gidin ki sizi aldatmasın. Güveninizi kaybetmesin. Çünkü güven bir kere kazanılır. Benim gibi düşünen odun erkek kardeşlerim, eğer varsa Allah rızası için devlet nikahı yapmayın. İmam nikahı yapın. Gerisini Allah görür. Gelinlik almayın. Tek taş yüzük almayın. Yazık. Cebinize masraf. Kadın kafasına göre gelip boşanırsa ayvayı yediniz. Akşam bir eve geldiniz. Kadın yok. Yazmış. Senden sıkıldım. Ayı gibi adamsın demiş. Evden terk edip gitmiş. Allah rızası için imam nikahıyla evlenin. Mutlu olun. Sonra karım kaçtı evden. Bir de işte bir bakarsın mahkeme celdi gelir. Olan cebinize yazık olur. Günah günah. Tüh. Onun yerine gidip canlı yayın açarsınız. Canlı yayında 10 milyar para kazanırsınız. Şimdi çalışacaksınız. Bütün parayı eşinize vereceksiniz. Yapmayın canım kardeşlerim. Allah rızası için imam nikahıyla evlenmek sevaptır. Gerisini Allah bilir. Bol kazançlar Allah'ım. Yayınımdaki herkese bol kazanç versin inşallah, yardım etsin Allah. Amin.